Çok teşekkür ederim. Cevdet Bey'in sözleri üzerine yani benim söyleyeceklerim çok kifayetsiz kalabilir ama e, çok değerli bir e, şu anda inisiyatifin içinde hep beraber burada bulunuyoruz. Daha önce yani Trade e, Türkiye Yapay Zeka inisiyatifinde de e, sizinle seninle beraber çalışma imkanı bulmuştuk. Burada da siz e, tekrar sizlerle beraber olmak en azından olabildiğince deneyimlerimizi sizinle paylaşmak çok güzel. LCV2 ki ee, biraz böyle demografik, e, Asi Vakiki ile ilgili demografik bilgiler paylaşayım. Şu anda 52 ülkedeyiz. En son Peru ve Ekvador'u açtık. E, geçtiğimiz pazar günü Kamerun açıldı. E, önümüzdeki Kasım ayı sonuna kadar da 4 yeni ülkeye daha e, nasip olursa mağazalarımızı açmış olacağız. 11 ülkede e-ticaret operasyonu yürütüyoruz. E, 52 ülkede Türkiye'ye dahil olmak üzere 1135 mağazamız var. 1135 mağazanın 470'i Türkiye'de, ee, geri kalan kısmı e, yurt dışında. E, biraz böyle aklınıza kalması için, Sırbistan'da 48 mağazamız var, Kazakistan'da 49 mağazamız var. E, Mısır, Fas, şu anda en çok büyüdüğümüz e, yerler. Mısır ve Fas'ın ciroları e, böyle bazı günler Türkiye'deki günlük cirolarımıza yaklaşır hale geldi. E, 50 bin çalışanımız var. 50 bin çalışanın yaklaşık 5 bine yakını genel müdürlükte, headquarters'ta çalışıyor. Türkiye'nin ikinci büyük lojistik merkezine sahibiz. O lojistik merkezinde daha önce görev yapmış Mesut Bey de aramızda. Onun da çok büyük vakti zamanda katkıları olan bir dünya. Aksaray'a çok büyük bir depo yatırımı yapıyoruz. 300 bin metrekare. metrekare. E, 11 ülkede e-ticaret var e, dedik. E-ticaret operasyonu yürütüyoruz dedik. Geçtiğimiz sene e, e, pandeminin de etkisiyle e-ticaret cirolarımız %15'lere, %13'lere vardı. Çünkü overall ciromuz küçülmüştü. E, oradan da bilgi vereyim. Çok halka, halka açık bir şirket olmamız için 2019'u 21 milyar TL ciro ile kapatmıştık. 2019'u. 2020'yi e, yaklaşık 19-18,5 milyar TL ile kapattık. 2021 maşallah çok iyi gidiyor. E, hedefimiz 36 milyar TL civarındaydı. O hedefleri hemen hemen Ekim ayı itibariyle yakalamış durumda gibiyiz. Evet, ben arada müdahale edeyim. Evet. Benim özellikle takip ettiğim ve onur duyduğum kısmı e, vizyon itibariyle <laughs> Aklınıza diğer rakipler gelsin ve global rakipler gelsin. İşte bu, bu dünyanın bu, bu sektöre fast fashion diyoruz. Eskiden e, sonbahar kış, ilkbahar yaz koleksiyonlar olurdu. Koleksiyon sayıları SKU sayılarından evet. konuşabiliriz. Evet. Yani Burada tam karşımızda işte A101 e, de oturuyor. SKU sayısını optimize etmekle meşhur. Olabildiğince en az sayıda evet. e, ürün olsun mağazalarda ki orada 11 bin adet plus e, mağazadan bahsediyoruz. Burada kaç SKU'dan bahsediyoruz? Şöyle e, bir bize iki sezon var yaz kış. Yaklaşık 90 bin e, tasarım ürün tasarımı yapıyoruz. Bunu 60 bini şeye dönüşüyor. Bir ürüne dönüşüyor. Bir SKU'ya dönüşüyor. Bir stok ayıtmaya dönüşüyor. Ee, bu 60.000'in de 50-50 düşünebilirsiniz, yüzde 50, yüzde 50. 30.000 bir sezonda. Ama aynı dert bizde de var. Bizde de o mağazalarımızdaki renk gümbüşünü artık yakınlaştırmak istiyoruz. Evet. Bizde... Bu arada bir, bir ürün e, beden, renk, desen olarak o hepsi tek bir ürün sayılıyor değil Aynen mi? Aynen öyle. Yani biz onu option diyoruz aslında. Yani onun içinde farklı renkler olabilir, o asortinin içine girecek farklı bedenler olabilir. E, Birçok hani şey var. Ee, yani bunu sayılara döktüğünüzde de yani yaklaşık e, bir sezonda 300 milyon üründen bahsediyoruz. Depoya girip çıkan, mağazalara girip çıkan. O senede de yaklaşık 500 milyon, 600 milyon üründen bahsediyoruz. Ya bunu sadece şey olarak düşünmeyin. Yani Rusya'nın Sibirya'sı da var, Endonezya'da var, şu anda Peru'da var. Aşağıda işte diyorum ya e, Kongo, Demokratik Kongo gibi yerler de var. Bu e, e, e-ticaret geçtiğimiz sene bizim için çok e, şey geçti. Diyorum ya %13-15'lere varmıştı. Bu sene itibariyle de %8'lerde e, overall ciromuzun %7'lerinde, %8'lerinde devam ediyor. Yani cironun da arttığını düşünürsek e-ticaretteki payı overall'da kor korumakla beraber şirket içindeki cirosu da belli bir noktaya kadar geldi. 3 yıl oldu yaklaşık e, evet. senin e, gruba katıldın. Biz evet. Başladığından beri birlikte e, evet. sıkça sohbet ediyoruz. E, farklı farklı çalışmalarımız da oldu. Ve ilk katıldığından bu yana bayağı dünya da değişti. lcy de yani, evet. değişti. O e, tek daha böyle IT'den, Mesut'un kulaklarını tekrar çınlatalım. Mesut'un orada olduğu günlerden, IT'nin daha IT gibi yönetildiği evet. e, günlerden şu an bir dijital dönüşüm başlığı altında ve bir dijital lider e, yönetimi altında e, gelişen bir e, dünya evet. görüyoruz. Patron da bu şekil bayağı dijitalleşti. Sağ olsun. Evet. Sağ olsun. Sağ olsun. E, onlardan bir miktar tabii. bahsetmek ister misin? İm, tabii. ki 2018 Temmuz e, LCY2'ye katılmam. Benim için perakendecilik, perakende dünyası LCY2 ile var. Onun öncesinde tamamen bankacılık ve ödeme sistemleriyle geçiyor ve teknolojileriyle geçiyor neydi? Yani ne değişti derseniz, e, 22 ve IT böyle çok yan yana, ya çok böyle gittiğimiz yerlerde, üniversitelerde falan bir anlatmakta çok zorlandığımız şeylerdi. ona o, o, nedenle de çok da fazla böyle rağbet görmediğimiz bir e, zamandı. E, ama ve lakin geçtiğimiz üç sene içinde e, belki de eski bilgi ve becerileri diyeyim, deneyimlerimizi mümkün olduğu kadar buraya yansıtmaya çalıştık çok kapsamlı bir ecel dönüşüm başlattık. Ee, yani o ecel dönüşümün e, faydası yani tartışılmaz. Ama bizde işin içine sağ olsun patronların da katılmasıyla, onlara destek vermesiyle olay sadece IT'de de kalmadı. Tüm biznes'e yayıldı. E, artık sadece bizde ecel koçlar yok. Biznes'in içinde de e, o işleri koşturan, operasyonu yöneten, operasyonu ecail böyle haftalık iki haftalık sprintlerle koşturan bir dünyaya dönüştük. IT tarafında büyümenin getirdiği bir şey var. Hepinizin belki de hepimizin yaşadığı, ben daha önce İş bankasında yaşadım. O büyümeye, büyümeyle sizin mimarinizi hizalı bir şekilde devşirmezseniz, iyileştirmezseniz, geliştirmezseniz, sizi bir yerde tıkıyor, bir yerde durduruyor, stop loss noktasına getiriyor. Karmaşık yapılar sizin önünüze, business'a da engel, sağlar, engel olmaya başlıyor. Biraz böyle bir dünyadaydık. O ülkeleri açılma, yeni mağazaları açmanın açarken ki oluşan teknik borçları yavaş yavaş kapatma noktasına geldik. 2020 yeni teknik borçlar yarattırdı bize. Yani tabii ki getir getirle yarışmanız gerekiyor. Trend yolla yarışmanız gerekiyor. 2020'nin, 2022'nin, özür 2021'in bu Nisan ayında artık marketplace'lerden çıkmanız gerekiyor. Çünkü bir anda business'ınız için, sizin kendi işiniz için tehdit oluşturmaya başlıyor. Severiz, sevmeyiz ama tehdit, business için bir tehdit. Bunların hepsini nasıl diyeyim, halledecek, handle edecek bir yapılanmaya, büyümeye, gerekli yeteneği çekmeye yetenekler için cazip bir yer hale getirmek için attığımız adımlar oldu. Şu anda ben geldiğimde 316 kişiydi tüm IT. Ben o yazılım geliştirmeden sorumlu genel mühendis olarak gelmiştim. Şu anda IT 650 kişi oldu, pure IT. Geçtiğimiz Haziran ayından itibaren de core merchandising süreçlerinin tüm strateji ve süreç geliştirmesi de dijital dönüşüme bağlandı. Ee, ve de biz artık sadece IT anlamında delivery değil e, ya da ben yani infrastructure değil e, core e, belki de bir şey e, perakende moda perakendecisin en core süreçlerini de e, yöneten on, orada söz sahibi olan bir ekip de geldik. Planlama optimizasyon doğrudur. Eza. Planlama bütçeleme tasarımdan ürün üründen başlayan ürün stratejilerinin geliştirmesinden bunun mağazalara gönderileceği, e gönderilmesine kadar, alokasyon süreçlerine kadar olan tüm süreçlerinde e, e, geliştirilmesinde, tasarlanmasında e, artık e, bizim ekiplerimiz tarafından, bize bağlı ekipler tarafından yapılıyor. Buna ne yetkili oldu diye de sorarsanız, aslında veri ve veriyi işleme kabiliyeti, o e, veriyi işlerkenki hız, e, tutarlılık ihtiyacı, e, ne kadar ecal yaparsanız yapın, ister istemez o product owner'lar, yani hepimizin yaşadığı şey olarak söylüyorum, o product owner'lar ister istemez kendi backloglarını korumak için uğraşıyorlar. Bir çatı altında bunları toplamak, belki de aynı takımın içinde daha hızlı bir şekilde iletişim kuracakları bir yapıyı kurmak, belki de aynı yöneticiye bağlamak biraz bazı şeyleri hızlandırır diye düşündük. O yüzden de dediğim gibi Haziran ayından itibaren böyle bir aksiyona geçtik. O Tabii bu ben tanıdığım için deşifre edeyim araya girmiş bir olayım zaman. yine sadece bir kişiyi bağlamakla olmadı hızlanma karşımızda fıtraten çok hızlı olan çok hızlı evet. aksiyon alan ve nispeten hani pozitif anlamda söylüyorum işkolik de olan ve patron da öyle sağ olsun. He. Yani pandemi dönemin boyunca da. Ben Mustafa Bey tarif ediyorsun diye düşünmüştüm. Evet. Ben... Yok. He. Önce <gülüyor> 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 onun, onun içinde aynısı geçerli olabilir. O yüzden He. iki He. işkolik birbirini buldu diyelim bu alanda. Gerçekten birbirlerini destekleyen, tamamlayan ve çok güzel bir sinerji oldu. Ben patronla da tanışma şansım oldu birkaç defa. Ve matematiğe e, ve ayrıntıya bu kadar düşkün ve bu kadar hakim olan nadir e, kişilerden birisi. Aklı da e, o kadar detayın içinde berrak olan evet. e, patronlardan, yöneticilerden evet. birisi. O aslında e, teknolojiyi de ve dijital dönüşümü de e, ölçmek ve yönetmek ihtiyacı, isteği de oradan geldi Kesinlikle. aslında. Chief Digital Officer Kesinlikle. deyince senin bir bu alandaki KPI'nin Doğru. olmalı, delikanlı Aynen denildi. Ee, Aynen biz bizde bir miktar öyle birbirimize kavuştuk tabiri caizse. Biz şöyle söyleyeyim. Yani şöyle bir ortam var. Özellikle 2020 bize belki akılda olanların hep konuşuyoruz. Daha hızlı olmasını sağladı. Biraz da daha gerçekçi olmasını sağladı diye düşünüyorum. Hani böyle moda olarak yaptığımız ya da başlattığımız çoğu inisiyatifi artık kaçınılmaz, olmazsa olmaz bir şekilde yapmak zorunda kaldık. Hani bizde bir şey var. Yani bilgi işçiliği yapmaktan başka bir şey yapmadık biz 2020 yılında. Yani gidip mağazalar, yani mağazalara gidemediğimiz zamanlar oldu, tedarikçilere gidemediğimiz zamanlar oldu, ülkelere gidemediğimiz zamanlar oldu. Elimizdeki tek şey akan veri. Ve o veriyi ne kadar hızlı işlediniz, ne kadar tutarlı veriyi akıttınız ve işlediğiniz ve hızlı şekilde bunu kararlara dönüştürdünüz bizim için en değerli şey oldu. Ha, orada patronun yani Ersi vizyonun buna ne kadar e, ön açtı en kritik şeylerden biriydi. Oradaki yatırımları yani LCY2 olarak ya bunsuz bunu biz tsunami olarak adlandırdık. Dijital dönüşüm bir tsunami'dir dedik. Tsunami'den yani böyle dağa kaçarak hani yani bir yere <laughs> kadar kaçabileceğimizi, bizim bununla o tsunami ile baş edecek yöntemler geliştirmemiz noktasına getirdi bizi. E, geçen daha cuma günü tartıştığımız bir şey artık şunu konuşuyoruz. IT'den birli, IT IT'den bazı arkadaşlarımızın iş mimarı olabileceği Business'tan bazı arkadaşlarımızın da sistem mimarı olabileceği bir dünya artık bizim ihtiyacımız olan. Yani böyle ayrımlar, o senin işindir, bu benim işimdir'den farklı bir noktaya e, gelme ihtiyacı doğurdu. He, ölçme işi, e, evet, e, biz çok yakın zamanda e, belki sizler de o şekilde operat ediyorsunuzdur, işletiyorsunuzdur bilmiyorum ama OKR'lara geçtik, Objectives and Key Results'a geçtik. Üçüncü dönemimiz. Ee, ilk quarter, ilk bir çeyrek geçtiğimiz senenin son çeyreğinde eğitildik. Ya yani barize bariz eğitildik. Yani yani John Doerr'in o önemli olanı ölç kitabını ezberledik, biz hatim ettik. Yani be, be siz bana söyleseniz 220. sayfada nedir deseniz ben şu anda söyleyebilecek noktadayım onu. Her genel müdür de bunu söylüyor. Yani her C-level'da bunu söyleyebilecek noktada. Ve de bununla ilgili de bütün altyapıları da buna göre geliştirdik. Biz dedik ki ölç ama ve lakin her dönem için odaklanacağımız bir şey olsun. Her dönem için. Farklı farklı ve bunu da hizalanmadan da artık ilerlemeyelim. ya O 50 bin kişilik örgütün en büyük dertlerinden bir tanesi lojistiğin ayrı bir gündemi var. Mağazacının ayrı bir gündemi var. E-ticaretin ayrı bir gündemi var. Merchandising ekiplerinin, product'ın bambaşka gündemleri var. Bizim en çok yaşadığımız dertlerden biri buydu. O hızla, o hızı yaparken ki o hizalanmayı, alignment'ı kaybetmekti. Biz bunun da biraz... Ee, yani bu geçtiğimiz dönemlerde bayağı bir şey atlattık. Ha, ben, benim bende ne var peki bu? Neye odaklanıyorum ben? Dört tane ana şeyimiz var. Birincisi bir kere günü iyi yönetmek için. Yani o bahsettiğim veriyi, Ekvador'daki bir satış verisini ya da Endonezya'daki ya da Türkiye'deki bir satış verisini %99.6 95 doğrulukla ertesi gün ben o işi o veriyi tüketecek insanların önüne getirmekle mükellef. Bunu bir kere ölçer hale gelmek gerekiyor. Yani data burada demek olmuyor. Evet data bu doğrulukta burada demek gerekiyor. Belki küçük bir örnek Hı. verebiliriz. Ee, bir yıl sonrasının Heh, evet. ürün planlaması neredeyse evet. 10-11 ay Tabii. sürüyor. O yüzden e, yani dünün satışı bugün gelecek yılın satışı Doğrudur. için. Dur number crunch edilmeye başladı aynen, değil mi? Aynen, öyle. Yani bizim için şu anda yani sezon geçişleri ve sezon başlangıçları böyle kritik olmakla beraber her ay bittiğinde biz bir sonraki yılın ayının böyle böyle 6 haftalık döngülerle planını yapmaya başlıyoruz. Plan derken sipariş adeti ve yani renginden, yani şu gömleğin hangi renginden kaç bin adetten ten kaç beden, kaç renk olacağını ve bunların hangi ülkelere, hangi ülkelerde yani o otomatik ilk sevkiyat dediğimiz yapıyı ran edecek kadar tahminlemeye çalışıyoruz. Yani şu anda ekürisi kaç derseniz, ona uyum kaç derseniz %65, %70 seviyelerinde. Bazı ülkelerde %35 bu arada, yanında söyleyeyim. Ama ve bu kadar... Giderek e, keskinleşecek tabii, bu. Tabi, bu kadar hızlı bir, bu kadar hızlı bir şekilde ya da bu kadar doğru bir şekilde bu veriyi işlemeniz gerekiyor. Öyle ya da böyle ya da bir karar vericilerini düşürmeniz gerekiyor. E, bu yani bunların e, bizim için yavaş yavaş günü yönetme, yakın zamanı yönetme, yakın dönemi yönetme ve ondan sonra da dijital dönüşüm e, objektifleri başlıyor. Her e, C level'ın 5 objektifi var. Bunlardan diyorum tekrar birincisi günü iyi yönetmekle ilgili objektifler ve bunun kirizatları. yakın dönemi iyi yönetmekle ilgili objektif ve kirzatlar ama ondan sonra en az iki tane yani tedarik zincirini iyi yönetmekle, lojistiği iyi yönetmekle, öte yandan satış ve ürünü iyi yönetmekle ilgili hepimizde eee inovatif bu ne olursa olsun inovatif projeler var. Ve bunları biz üçer aylık dönemlerde tazeleyerek bu işleri e, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bazılarına yapay zekaya dokunuyor, bazıları optimizasyon tekniklerine dokunuyor. Bazıları var olan sadece süreçleri yalınlaştırmaya dokunuyor. Ama velakin her birinin e, her birimizin diyeyim yani lojistikten sorumlu genel müdürün OKR'si direkt benim OKR'm veriyor Çünkü elinde sonunda %80-%90 bize dokunuyor o iş. O işleri kotarmaya çalışıyoruz. OKR, OKR, işi bizim işimizi bayağı bir kolaylaştırdı. Eskiden biz bunu yani master planla yapmaya çalışıyorduk. Yok işte bizde pusula diye böyle etkinlikler vardı. Bir araya geliyorduk böyle hani gathering. Hoppa orada hani anlaşalım. O onla şunu yapsın, o onun backloguna şunları yapsın. Ama velakin bu iş bizim işimizi doğru söylemek gerekirse biraz kolaylaştırdı. Peki, dijital olgunluk da bir evet. objektif haline mi geldi şimdi? Şöyle dijital olgunluk ölç bir kere aynen öyle. Birincisi dijital olgunluk bizim için aslında tam 2019'un sonlarına doğru yani CD olarak 2019'un Martında atandıktan sonra ilk el attığımız konulardan bir tanesiydi. Ee, orada McKinsey ile bir çalışma yaptık. Ama orada digital enablement assessment yaptık. Yani biz IT olarak dijitalin önünü ne kadar açıyoruz? Biz neresindeyiz? Bir bariyer miyiz? Ama yoksa öte yandan da yani iyi olduğumuz, bu işi kolaylaştıran taraflarımız var mı var mı diye görmekti. Daha çok IT odaklıydı. Yani bizim altyapılarımızla ilgili, yani single point of failure'larımız nereler? Bunları görmekti. Hem talent açısından hem sistemler açısından. Ee, ve orada böyle bir bir şeyler başlatmıştık biz. Bir şeyler, bir inisiyatifler başladıydı. 30 inisiyatiften oluşan bir program da vardı. Ama velakin 2020 bunun yani pandemi üzerinden geldi geçti. Yani ya oradan yaptıklarımız var mıdır? O 30 tane tiklediklerimiz var mıdır? Var. Ama velakin esas biz şimdi Mayıs ayından beri, Mayıs iki, yani Mayıs 2021'den itibaren tekrar bir kafayı kaldırdık. Ya dedik ki, okey, e, yani bizim başka bir şekilde başka bir modda bu işi ele almamız artık bir program yönetimine koymamız biraz önce Doğuş çok güzel yani sıraladığı yani olay sadece IT değil onun kültür tarafına onun yönetişim tarafına o işin yani özellikle people yani insan tarafına çok odaklanmamız gerektiğini düşündük karşımıza birkaç tane böyle maturity ölçümleme şey var hani bilinen diyeyim. Halil'le de, kıs de konuşuyorduk ve ee, Bismillah, biz o işe bir başladık. Sağ olsun Emir buralarda bilmiyorum ama Emir çok kahrımızı çekti. Hep beraber bayağı da güzel bir çalışma da yürüttük. Artık skorumuzu biliyoruz. Benim e, e, performans karnemde bana bağlı tüm arkadaşlarımın performans karnesinde e, artık e, bir hedef var. Daha somut bir hedef var. O rakamı bir yerden bir yere getirme hedefi var ve ben oraları nasıl iyileştireceğimi de yani hem o rapordan çıkan hem de mutabık kalarak e, ortaklaşa e, karar verdiğimiz o e, önerileri ne yaparsam nereye getireceğimi de biliyorum. O açıdan elimde güzel bir mm, yol gösterici var. Şimdiki adım ne? Yine sizlerle beraber bunu benim peer'larımla, akranlarımla el sıkışmam gerekiyor. Okay. Biz bütün assessment'ı beraber yaptık. Beraber değerlendirdik. İnsan kaynaklarıyla oturduk, finansla oturduk, lojistikle oturduk, bütün business dallarıyla oturduk ve de oradaki olgunluğumuzu belirledik. Ama esas bu işi yaparken bundan sonra o ilerlerken bir hedef de koyduk çünkü. Orada bir de target state tanımlıyorsunuz. O target state'e erişirken nasıl bir el birliğiyle, iş birliğiyle, o kare dediğimiz yapıya bu işi nasıl yansıtacağız? Şu anda o aşamadayız. Bunu bir programa dönüştürüp, yani sadece benim hedeflerim de değil, ilgili o akranımın o genel müdüründe, de C-level'ın karnesinde olmasını sağlama aşamasındayız. Süper. Bizim e, yani kitabi bir e, dijitopya, dijital olgunluk ölçümleme tanımı gibi oluyor. Yani ideal müşteri e, vakası e, LCY2 case'i, Borusan Otomotiv, Hakeza öyle şimdi biraz sonra dinleyeceğimiz vakalar da öyle. Gerçekten yönetimin e, yönetim karnesine girmesini arzu ediyoruz evet. ve e, dijital olgunluk dijital olgunlaşma sürecini yani dijital dönüşüm yolculuğunu aslında ölçülebilir hale e, getirmek istiyoruz. Bu e, mesela patronla da paylaştın. E, şu an evet. LCY2'ye tam olarak nedir benefiti e, bu diagnostiği yapmış olmanın? Ya, bence en önemli şey görünür olması ve bunun şeffaflığı. Yani bence en büyük şey o. Yani e, yine Cevdet Bey söyledi sanırsam. Ya bu işi mış gibi yapmak ya da şey yapmaktan çıkarıyor sizi bu. Diyorum McKinsey'inki de öyleydi. En azından yani, de, çok güzel bir şey var. Röntgen var. Bir, bir de bunun MR'ı var. Tomo, başka bir şeydir var. Okey. ilk bakışta biz bunun böyle de kalmayacağını da biliyoruz. Tamam mı yani? Maliyet açısından McKinsey'e göre bir fark olmuş olabilir. Haliyle. <gülüyor> <gülüyor> Haliyle. Evet. Çok evet. Şimdi düşünüyorum da yani <gülüyor> <gülüyor> düşünemiyorum yani da. Yani. Sat, sat, <laughs> ben sadece satır arası hatırlatmak Düş... istedim yani. <laughs> Tabii yani. Çok değerli arkadaşlarımız bu Tabii arada. Can, evet. can duymasın, ikiye evet, duymasın. Evet, yok, <laughs> bizim şeyde. de sevdiğimiz evet. arkadaşlarımız yani ama. Yani e, şey olarak e, şeffaflık bunu bir kere artısıyla eksisiyle kabullenmek. Yani bence en büyük şeyden biri o. Ve de bunu bir ee, ödev olarak bilmek. Ya yani bunun diyorum ya o tsunami'den kaçamayacağız biz. O bizi vuracak. Ya yani biz marketplace. Biliyoruz kaçamayacağımızı biliyoruz. Ya yani o orada çıkıyorsa e, çıkan rekomen yani önerilerden bir tanesi. Biz hep beraber çalıştığımız. Stokları iyi yönetmezsek para kazanamayacağımız aşikar. Eskiden biz depodaki stoğu bilmek yeterliydi. Mağazadaki şimdi öyle değil ki. Rayondaki binlenme stoğunu bilmezsen olmuyor bu iş. Yani hepimizin yaşadığı şey. Yani reyonda oradaki o asortinin ne kadar kırıldığını, ne kadar teklediğini bilmezsen bitmiyor iş. Oralardaki o şeffaflığı sağlamak bizim için bence yani ilerisi için de en önemli şeylerden bir tanesi olacak. Bir şey değinmek istiyorum orada. Bence en büyük katkılarından bir tanesi de mış gibi yapmaktan çıkaran kısım yönetişim kısmı. Yani bu işi bir program... E, halinde ciddi bir şekilde yapma yaptırma kısmı bence bunun en değerli tarafı. Yani ben dijital biraz böyle futbol gibi. Herkes anlıyor yani. Ben bazen kendim ben dijital yani dijital dönüşümden sorumlu yani yönetici derken falan şey yapıyorum. Çünkü herkes anlıyor bu işten. <laughs> Samet'im herkesin bir evet. yorumu var. Biraz bu işi şey olmaktan çıkarıp böyle fake ya da nasıl diyeyim ıı, Popüler e, muallak bir şeyden kızım. çıkarıp daha somut bir hale evet. bence getirmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Ee, onun için ama birinci aşama bütün akranlarla bu konuda anlaşmak, o, o kare dediğimiz üçer aylık dönemleri bunları düzgün bir hedef olarak koyabilmek ve de bunları yerine getirebilmekten geçiyor. Ben bir katkıda söyleyeceğim, o da insanla ilgili. Ee, biz bunu anlatmakta biraz zorlanıyorduk. Şöyle ki, e, hep diyoruz yetenek yok, yetenek bulamıyoruz, edemiyoruz, yani tutamıyoruz. Şu anda bizim bizim dünyadaki IT tarafında ve bu dijital dönüşüm tarafında sadece IT yani e, software developerlar değil, iş analistleri değil, bizim e, 350 yakın endüstri mühendisi çalıştırıyoruz biz. Store merchandiserlarımız var. Onların tüm günü ülkelerdeki mağazaları monitör etmekle ve oraya planlama yapmakla geçiyor. Storeları manage ediyorlar. Endüstri mühendisi arkadaşlarım, o endüstri mühendisi arkadaşlarımı bulmak, onlara sadece gidip artık Power BI'de bir dashboard vermek değil, Naim, Alteryx gibi ürünler vererek yani şey fancy şey yani böyle buzzword'lerle konuşmak değil yani bunu demokratize etmek yani artık o aşamaları da geçtik. Başka çare yok. Yani orada şey diyemezsin. Oradan iki tane rapor alacaksın. Onları Excel'de birleştireceksinden çıktık. Daha böyle e, o yetkinliği daha sıkı bir şekilde geliştirecek bir hale getirdik. Hem bu yani bu rapor sayesinde biz bunu artık insanların programlarına daha net bir şekilde yapmaları gerektiği konusunda da çok daha rahat bir şekilde ilerleme imkanı sağladı. Eskiden bu ihtiyaca binaen ya da talebe binaen olurken artık diyoruz ki hayır, her ekipten beş arkadaşı biz bu şekilde eğiteceğiz. Çünkü başka türlü bu işi kotaramayacağız. Ve dışarıdan da alamıyoruz. Yani bunu siz de hepimiz yaşıyoruz biliyorum şu anda alamıyoruz da. Başka çaremizde kalmadı doğru söylemek gerekirse. Süper. Çok teşekkür ederiz. Pardon seni uğurlayarak Sen yeni bak. misafirlerimizi sahneye davet edelim. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.